Hüseyin Yılmaz, emekli öğretmen ve tekstilci. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Her şeyden evvel bu güzel toplantıyı tertip eden Refah Partimiz Uşak Teşkilatı'na huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya teşrif eden Uşağımızın müstesna kıymetli sanayici ve iş adamlarını hürmetle, muhabbetle bir kere daha selamlıyorum. Kıymetli basın mensubu kardeşlerimize de gösterdikleri alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah biraz sonra diğer salonda Uşaklı kardeşlerimize 27 Mart'ta neden oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz? Bunun sebeplerini, bildiğimiz, inandığımız sebeplerini kısaca takdim edeceğiz. Ve kıymetli Uşak Belediye Başkanımız Ömer Bey başta olmak üzere Uşaklı Belediye Başkan adaylarımızı Uşaklı kardeşlerimize takdim edeceğiz. Diğer salondaki bu Uşaklı kardeşlerimizi kucaklama çalışmasından önce burada iş adamlarımızla bir araya geldik. Beraberce bir akşam yemeği yedik. Ve şimdi bunun arkasından bir sohbet mahiyetinde neden başta iş adamlarımız olmak üzere hepimiz bir an evvel adil düzenin kurulmasına yardımcı olmalıyız. Niçin bugün içinde yaşadığımız dertlerin ve çektiğimiz sıkıntıların ilacı ve kurtuluşu ancak adil düzende mümkündür. Sohbetimizin konusunu işte bu teşkil edecek. Bu konuyu kısaca size takdim etmek için söyleyeceğim şey şudur. Önce bir defa bugün içinde yaşamış olduğumuz bir düzen var. Bu düzeni biz kurmadık. Hepimiz kendi kendimize, kendimizi bu düzenin içinde bulduk. Sabahtan akşama kadar yıllarca çeşitli şikayetlerde bulunuyoruz. Kaçmaktan kovalama vaktimiz olmuyor. Bir gün oturup da ya biz nasıl bir düzenin içinde yaşıyoruz diye düşünme imkanımız da olmuyor. Halbuki düzen o kadar mühim bir şey ki sayısız ızdıraplar hep onun yüzünden meydana geliyor. Aslında insanların ilk yapması gereken şey bir düdük çalıp durun bakalım ya şu kargaşayı, şu bozuk düzeni bırakalım. Şu işi akıllıca tanzim edelim. Şu işi bu kadar israf, bu kadar emek, bu kadar boşa gidecek bir yapıdan kurtaralım demek lazım gelir. İşte biz bu akşam kısaca bunu yapmak istiyoruz. Komünizm çöktü, Allah'a şükürler olsun. İnsanlığı ezen bir rejimdi. Ama 70 sene zulüm yapıp da komünizmin çökmesi demek, batıdaki kapitalizmin daha iyi bir düzen olması demek değildir. Birinin çöküşü öbürünün iyiliğini göstermez. O da aynı şekilde çökmeye mahkumdur.
Çünkü kapitalizmle komünizm iki tane ikiz kardeştir. Bu düzenleri doğuran temel zihniyet, kuvveti üstün tutan bir zihniyettir. Hakkı değil, kuvveti üstün tutan. Onun için komünizm de kapitalizm de bir ezen ezilen düzenidir. Komünizmde ezen güç, siyasi güç idi. Kapitalizmde ezen güç ise sermaye gücü. Hangi sermaye? Amerika'da Wall Street'te oturan, bütün dünyanın hakimi ben olacağım, herkes benim kölem olacak diyen bir zihniyet var. Siyonist zihniyet. O zihniyet 6 milyar insanı sömürmek için bu kapitalist nizamı koruyor, bunu yürütmek istiyor ve böylece de hepimizi eziyor ve bütün insanlığın da bugün çektiği ızdıraplara sebep oluyor. Kaç tane hükümet geldi gitti şu 50 senede? Hiçbir tanesi bu enflasyonu indirebildi mi? Borçtan, faizden kurtulabildi mi? Yatırımcılara şöyle istediği gibi bir hava meydana getirebildi mi? Hayır. Getirmesi mümkün mü? Yine hayır. Neden? Çünkü bunların tatbik ettiği kapitalist sistemin kendi bünyesinde bu bozukluk var. Bu sistem değişmedikçe bu dertlerden kurtulmamız mümkün değildir. Müslümanlar mikrobu çok eski asırlardan beri biliyorlardı, asr-ı saadetten beri. Batılılar mikrobu 100 sene önce öğrendiler. Robert Koch adlı bir doktor, bir doktora tezi hazırladı. Dedi ki, verem hastalığının, tüberkülozun sebebi, kendi adını vermiş. Koch basili denen mikroptur. Batılılar mikrop nedir bilmezdi. Bunu mikroskopla gösterdi. Bak şu gördüğünüz mikroplar var ya, hastalığın sebebi budur. Yoksa arkadaş sen halsizsin, terliyorsun, bitiyorsun. Bunun sebebi dün akşam açık pencerede yattın, bundan değil. Evvelki gün ağır taş kaldırdın, bundan değil ya. Senin kanında mikrop var arkadaş, dedi Robert Koch. Bu mikrop kanından çıkmadan sen sıhhat bulmazsın. İşte kapitalist nizamın kendi bünyesindeki 5 tane mikrop var. Bu mikroplardan kurtulmadan bizim sağlıklı bir ekonomiye kavuşmamız mümkün değildir. Nedir bu mikroplar? Bunun başında faiz geliyor. İşte Türkiye'de böyle bir faizci düzen var. Bu faizci düzende her şey faize alıp veriliyor. Faizler masrafa yazılıyor. Fiyatların içine giriyor. Yatırım yapmak istiyorsun. %100 faizle para aldın, o yatırımın geri ödemesi ortalama olarak 4 sene zaman ister. Yatıracaksın, fabrikan bitecek, satacaksın, geri ödeyecek. 4 sene aldığın borç, bugünkü faiz oranlarıyla tam 4 misline çıkıyor. Yani bu düzende 4 fabrika kuracağın fabrikayla bir fabrika kuruyorsun faiz yüzünden. Üretime gelince, bütün üretim maliyetlerinin 1/3'ü faiz, 1/3'ü de haksız vergi. Onun için bugünkü düzende, şu Türkiye'deki bu bozuk düzende, bu çorba düzeninde, bu koyu faizci kapitalist düzende bir şeyi 1'e üretecekken 3'e üretiyorsun. Çünkü üretimin içine faizler karışıyor, üretimin içine haksız vergiler karışıyor. Bizde bir doktora tezi gibi bir çalışma var, işte bu kadar. Bir kilo ekmeğe nereden ne kadar faiz karışıyor? Filancı yerde gübre fabrikası faizle kurulmuş. O faizi ödemek için o fabrika gübreyi pahalı satıyor. Çünkü alacağı kardan faiz ödeyecek. O pahalı gübreyi alan köylü, ofise gübreyi, buğdayı pahalı satması, ofisin un fabrikasına pahalı satması lazım. Ekmeğe alanın fazla para vermesi lazım geliyor. Onun için biz bir kilo ekmek alırken fırında gübre fabrikasının faizini ödüyoruz. Bonoyla alınmış buğday ve un nakleden kamyonun faizini ödüyoruz. Faizle kurulmuş un fabrikasının faizini ödüyoruz. Bütün faizli
işletme ve yatırım sermayelerinin faizlerini ödüyoruz. Topraktan ekmek oluncaya kadar zincirin üzerinde her yerde faiz, 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 faiz. İşte bu hesap gösteriyor ki maliyetin üçte biridir faiz. Yine vergi kardan alınıyor. Ama kar dediğimiz nereden meydana geliyor? Satış malının fiyatından meydana geliyor. Bir ekmeğin içine dolayısıyla gübre fabrikasının karından pay giriyor. Un fabrikasının karından pay giriyor. Traktör satıcısının karından pay giriyor. Böylece bütün bunları hesaba katarsanız, yani vergiler, bu vergileri topladığınız zaman bir kilo ekmeğin üçte bir fiyatı da üç tane mikrop daha var. Bunlardan bir tanesi darphane mikrop. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Orada damphane takır 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 çalışıyor. Bizim meşhur bir sözümüz var. Bu taklitçi zihniyetli partilerin darphanelerinde para basma makinalarının çalışırken çıkarttığı takır takır ses, vatandaşın cebindeki parayı kemiren farenin dişinin kıtı kıtı sesi demek. O orada çalıştıkça bizim cebimizdeki para çalınıyor. Buna biz darphane mikrobu diyoruz. Bu düzende bir diğer mikrop da kambiyo mikrobu. Nedir bu? Paranın değeri, doların değeri emirle ayarlanıyor. Ve paranın değeri sürekli düşürüldüğü için herkesin cebindeki para öylece de çalınıyor, eksiliyor. Kambiyo mikrobu. Bu kadar mikroplar hayır. Bir diğer mikrop da bugünkü bankacılık düzenidir. Bugünkü bankacılık düzeninde bir vatandaş götürüyor bankaya, diyelim bir yıl vadeli mevduat veriyor, faizi %80. Ama bir iş adamı gidip iş yapmak için bankadan kredi aldığı zaman %160 faiz ödüyor. Banka müdürüne derse ki ya müdür bey, şurada %80'i aldığını dönüp burada %160'a veriyoruz, insaf ya. Şuradan şöyle dönünce kadar insan üzerine %80 koyar. Ne diyor banka müdürü? Kardeşim eğer biz bu yüksek kredi faiziyle çalışmazsak biz de yaşayamayız. Neden? Batık kredilerimiz var. Şu gömleği yapan, imal eden kardeşimiz bankadan krediyle faiz alıyor. Gömleği yapıyor, faizi ödüyor. O faizler gidiyor, şimdi bu akşam Hilton'da şampanya içen holdinglere veriliyor. Burada da ben gömleği alırken o faiz gömlek fiyatının içine girdiği için o holdingin bu akşam Hilton'da içtiği şampanyanın parasını gömlek alırken gömlek parası içinde ödüyor. Böylece fakir fukara eziliyor. Bir avuç mutlu azınlık zenginleşiyor. Ve bankaların yaptığı iş fakir fukaranın cebinden alıp bir avuç mutlu azınlığın cebine bir emme basma tulumba gibi çalışmak oluyor. Buna da biz bugünkü bankacılık mekanizmasının, yani kredi mikrobu diyoruz. Bugün krediler böyle çalışıyor. Hak yok, adalet yok, insaf yok. İşte size bu düzenin 5 tane mikrobunu tanıttım. Çalışıyor da ne oluyor? Bakınız, içinde yaşadığımız düzen şöyle bir düzen. Şu şekli bütün arkadaşlarımız acaba görebiliyorlar mı? Şurada oturan arkadaşlarımız göremiyorlarsa kendisini rica edeyim şuraya teşrif buyursunlar. Çünkü bu şekilleri görmekte fayda var. Görülüyor. Bakınız bu şekilde ne gösterilmiş. Önce bir defa bir gerçeği işaret ediyor. Türkiye'de 12 tane parti yok. 2 tane parti var. Biri Milli Görüş, Adil Düzen, Refah Partisi. Öbürü hangisi? Hepsi. Ana, eşit CHP, eşit DYP. Ki bunlar taklitçiler. Bunların düzeni ne? İşte bu bozuk düzen. Faizci düzen. 50 sene bu ülkeyi bunlar idare ettiler. Bugünkü düzeni kurdular. Uşaklı kardeşimiz düzenin fırınından içeriye giriyor. 300 gram ekmek 3000 lira bugün Türkiye'de. 3000 lirayı koyuyor, bir tane ekmek alıyor, çıkıyor.
Ama demin açıkladığım sebepten dolayı bu 3000 liranın içinde 1000 lirası faiz. 1000 lirası da haksız vergiler. Bu faizler toplanıyor Merkez Bankası üzerinden. Dış borç faizi diye Amerika'daki Siyonist bankalara gidiyor. O Siyonist bankalar bizim ekmek alırken, ekmek parasının içinde ödediğimiz faizle İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor. Böyle bir düzenin içinde yaşıyoruz. Verdiğimiz vergiler de gördüğü gibi bütçenin içine karışıyor, sözde vergi olduğu için. Ama onlar da çeşitli batık kredide, çeşitli kredilerde, ihalelerde, çeşitli yolsuzluklarda sonunda onlar da bir avuç burada azınlığa gidiyor. Ve vergilerin önemli bir kısmı gene dış ve iç borç faizine gidiyor. Dolayısıyla şöyle düşüneceğiz, bakın şuraya 3000 lira koyduk ya, fırıncı bunu kaydırıp çekmecesine koydu mu, burada bir boru var düşüneceksin, 1000 lirası tıngır mıngır telavüye gidiyor. 1000 lirası da holdinglerin cebine gidiyor. Çünkü asıl ekmek 1000 liraya satılması lazımdı. Faizler ve haksız vergilerden dolayı 3000 liraya satılıyor. Bu iki tane kaynak besleniyor. İsrail ve onların işbirlikçisi holdingler. Ezilen kim? İşçi, köylü, memur, esnaf, uşaklı. Yaşadığımız düzen böyle bir düzen. Şimdi uşaklı kardeşimize bu düzeni göstermemek için ellerinden ne gelirse yapılıyor. Mesela şimdi şurada TRT var mı? Yok. Neden? Bu konuştuklarımızı millete duyurmaz. Tam tersine TRT'de Boğaz Köprüsü'nü görürsün. F-16 uçağı yapıyoruz. Bu hikayeleri dinlersin. İşte bu gerçeği şartlayıp üzere bu şeklin üzerinde bakın bir Boğaz Köprüsü resmi asılmış fırının duvarına. Bununla anlatılmak istenen şudur. Sünnet çocuğuna hokkabaz oynatırlar. Niçin? Acısını duymasın diye. Bunlar da milleti sünnet çocuğu yerine koyuyor. Bu oyalamayla aldatıyor. Asıl düzenin vatandaşın sırtına sapladığı hançerleri gözden kaçırmaya çalışıyor. Ama tam 50 sene geçti ve şimdi Allah'ın lütfuyla Refah Partisi geliyor. Biz ibret-i alem için iş başına geldiğimiz zaman şu 60 milyon gerçekleri bir kere daha iyice görsün diye hiç değilse bir hafta içimizden geçiyor ki fırınlara bir emir verelim. Diyelim ki bir tane değil, 3 tane vezden açacaksın. Bu vezneden birinin üzerine faiz, birine vergi, birine antrenin. Ekmek alacak vatandaş 1000 lira buraya ödeyecek, 1000 lira buraya bin. Bir emir daha vermek istiyoruz. Şu faiz yazan veznenin üzerine bir ok koyacaksın, bu para İsrail'e gider. Verginin üzerine bir ok koyacaksın, bu da şampanyacı holdinglere gider. Nereye verdiğini bilsin, şöyle bir hafta şu alışverişi yapsın, 50 sene nasıl ezildiğini gözüyle görsün. İşte bu gerçeği göstermek için bu şekilde böyle 3 tane vezne gösterilmiş. Bugünkü bu düzende vatandaşın hali işte budur. Şehirlere su getirilen kalın cidarlı bir borunun içerisine uşaklı Hasan'ı koymuşlar. Tepesine de düzenin 5 tane değirmen taşını yerleştirmişler. Ne bundan? Faiz, vergi, darphane, kambiyo. Bugünkü kredi mekanizması. Hasan'ın ayak parmağı ayakkabıdan çıkmış. Pantolu yamalı, kanter içerisinde beli bükük. Niye Hasan böyle inim inim iniyor? Çünkü bu uşaklı Hasan 91'de seçiminde oy verirken bilmeden ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy vermişti de onun için. Açın uşakta verilen oylara bakın. %80'i faizci partilere verilmiş oy. Adaleti ilahiye var. Sen oy verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum dersen Cenab-ı Allah da öyle mi ya kulum al belanı der. Bunun için işsiz kalırsın. Bunun için ben bunu iyi niyetle yaptım ya Rabbi. Bu partiyi ben işte daha iyisi diye zannediyordum. Yok. Bak Kur'an-ı Azimüşşan oku emriyle başlıyor. Ne demek bunun manası? Öğreneceksin, bileceksin. Böyle olduğunu bilmiyordum diyemezsin. Bu çok mühim bir mesele. Bir bakkal sana soğan satarken senin torbana çürüğünü koysa
Bakkal efendi, bu çocuk soba niye benim torbama koyuyorsun diye bağırmasını biliyorsun da, böyle bir şehitler diyarı yönetimi seçilirken hangisi çürük hangisi sağlam niye ayırmıyorsun? Bunun mesuliyeti yok mu zannediyorsun? Ayırmazsan ne olur? İşte böyle olur. Milyonlarca insan ezilir, işsiz kalır, aç kalır. Bu iş bir kalın cidarlı borunun içinde yapılıyor. Ne demek bunun manası? Şuradaki bir fırına gitsek desek ki, ya bu ekmeğin içinde 1.000 lira faiz varmış, 1.000 lira da haksız verdik. Ve bu faizler İsrail'e gidiyormuş, haksız verdi de şampanyacı holdinglere gidiyor. Ben ekmeğin parası neyse bunu vereyim. Ayrıca İsrail'e 1.000 lira vermeyeyim. Şampanyacı holdinglere de 1.000 lira ödeyim. Şu ekmeği bana 1.000 liraya ver desen alabilir misin? Alamazsın. Neden? Bu düzenin cenderesinin içindesin. 3.000 lira verecek. Mutlaka bu paraları ödeyeceksin. İşte bu gerçeği göstermek için bu şekil böyle çizilmiş. Ama bu tabi borunun içinde oluyor. Dışına bakarsan, ooo, yılbaşı eğlence programları Paris'te çekiliyor. Bir sürü 20 tane kanal gece gündüz başta porno filmler olmak üzere har vurup harman savuruyor. Ama borunun içinde, yani düzenin içinde asıl yapılan iş 60 milyon insanı ezmekti. Bakınız, oynanan oyun şudur. Bu ülkedeki kim olursa olsun, işçi, köylü, memur, esnaf, gömlek, ayakkabı, ekmek, ne alırsa alsın 1/3 faiz. ANAP eşit SEHAB'e eşit DYP'nin tek parti sayılır bunlar. Kurdukları bu düzende bu faizler sonunda toplanıyor, dış borç faizi diye Amerika'ya gidiyor. Bir senede ödediğimiz 8,5 milyar dolar her hafta 10 ton 24 ayar saf altın göndermeye tekabül eder. Şu uşağın ortasına 10 tonluk bir tir kamyonu koy, 10 ton saf 24 ayar altın doldur, her hafta Amerika'ya gönder. İşte bunların faizleri dedikleri budur. Bu altınlar gidiyor. Ne geliyor karşılığında? Hiç. Niye? Bunun adı faiz. Faiz ne demek? Vereceksin, arkadan avucunu yalayacaksın. İşte bunlar böylece gidiyor. Amerika'daki Siyonist banka bizim ekmek paramızla, gömlek ayakkabı paramızla İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor. İsrail Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğun kemiğini kırıyor. Gel seninle ortak pazar kuralım diyor. Orta Doğu'da barış yapalım diyor. İsrail'in bunları söylemekten maksadı ne? Artık bundan sonra paralar Amerika üzerinden almak istemiyorum. Veznemi direkt Türkiye'ye kurup kısa devre yapmak istiyorum. Bütün bu oyunun altında yatan budur. Bakın, bu şekilde iki tane şekil çizilmiş, üzeri bir çarpı işareti göstermiş. Bu ne bu? Demin dedim ki TRT burada yok. Bu TRT hiçbir zaman millete duyurmuyor. Demiyor ki ey millet, Refah Partisi iktidara geldiği zaman bugün bir ekmek aldığın parayla 3 tane ekmek alacaksın. Ey millet, Refah Partisi iktidara geldiği zaman satın aldığın malların içindeki faizlerle İsrail'e uçak gitmeyecek. Ya bu uçaklar Türkiye'de üretilecek, kardeş Müslüman ülkelere burada yapılan uçaklar gönderilecek. Bunları millete göstermiyor, şu çarka yağ döküyor. Sonunda İsrail besleniyor, biz eziliyoruz, yumuşak lokma olarak yutulsun, büyük İsrail kurulsun diye. Bugünkü düzende bütün fiyatların 1/3 faizli, bu faizler demek ki açıkladığım şekilde İsrail'e gidiyor, işbirlikçi holdinglere gidiyor, bankaya büyük mevduatlar yatırıp özel büyük faiz çeken hatta banka sahiplerinin kumar parasına gidiyor. Bundan önce bilindiği gibi faizlerden %10 vergi alınıyordu. Bu vergiler de bütçenin israflarına gidiyor. Vatandaş eziliyor. Sonunda İsrail uçak kazanıyor. Şampanyacı holdingler şampanya içiyor. Faizciler kumar oynuyor. Bütçenin israfı besleniyor. Aynı şekilde ister KDV öde, ister gelirden alınan vergi öde, isterse malların içinde ödediğin vergi, bu vergilerin hepsi bütçeden ödenen dış borç ve iç borç faizleri İsrail'e gidiyor, işbirlik holdinglere gidiyor, dal kavuklara gidiyor, ahbabı yaran ve bütçenin israflarına gidiyor.
böyle bir düzen. Bakınız, bugün içinde yaşadığımız düzen aynen şöyle bir düzendir. Türkiye bir dikdörtgene benziyor. Onun için şuraya Türkiye yatırılmış. Üstüne de vatandaş yatırılmış, uşaklı. Sırtına düzenin presi konmuş. Kim iktidara gelse bu taklitçi partilerden, o bu presi sıkıyor. Uşaklı'nın kanı canı bir Huni'de toplanıyor. Biz bu şekli çizdiğimiz zaman ANAP iktidardaydı. 4 sene evvel çizmiştik. Ve ANAP pompasının yaptığı iş, vatandaşın kanlı canlı önce 2 tane dinlenme havuzuna götürüyor. Bankalar ve hazine ve fonlar. Sonra bu dinlenme havuzundan İsrail'in cebine akıtıyor. İşbirlikçi holdingler, faizciler akıtıyor. Hazineden de gene İsrail işbirlikçi holdingler, dal kavuklar, hanedan ve bütçenin israflarına gidiyor. Bakınız şurada bir ev var. Ne evi bu? Bütçede nasıl israf yapılıyor? Bunu göstermek için çizilmiş bu. Şimdi milletvekillerin birer evi var. Bu yetmiyor. Bir de bakanlar için ayrıca Gazi Osman Paşa'da yapılmış bir mahalle var. Onu daha siz görmediniz. Milyarlar harcanmış bir mahalle. Öyle yapılmış ki bakana tahsil edecek olan evin 12 odası var, 5 tane de banyosu var. Niye 5 tane banyo demeyin? Çünkü bu bakanların temizlenmesi için 5 banyo bile. İşte böyle israf. Şimdi hesapla konuşuyorum. Uşak'ta bir vatandaş sabahtan akşama kadar çalışıyor. Çoluğuna çocuğuna helal lokma götürsün diye. Farz et ki bir demirci işçisisin. Sabahtan akşama kadar çekit sallıyorsun. Yemeği alacaksın, ekmek, gömlek, ayakkabı alacaksın. Ama bunların fiyatının 1/3 faiz, bunlar İsrail'e gidiyor. 1/3 vergi, şampanya holdinglere gidiyor. Senin sofrana ancak 1/6 geliyor. Hesapla konuşuyorum. Onun için, bakınız, birinci çekici vuruyorsunuz siz. Bunun bedeli bugünkü düzende İsrail'e uçak parasına tekabül ediyor. İkinci çekici vuruyorsun, İsrail'e tank için çalışıyor. Üçüncü çekici vuruyorsun, Hilton'daki şampanya. Dördüncü çekici vuruyorsun, Marmaris'teki kumar parası veya holdinglerin adam boyu pastayla 20 milyar lira yaptıkları düğünler masrafına gidiyor. Sen ödüyorsun bunu. Bu uçakta demirci işçisi ödüyor bunu. Beşinci çekici vuruyorsun, bütçeden bilmem turistik fonlar ve bütçenin israflarına gidiyor. Ancak 6. çekiç sofrana geliyor. Şimdi şu Uşak Hükümet Meydanı'nda duran taksi şoförü kardeşimize sorsak. Hasan, sabahtan beri kaç sefer yaptın? 6 tane yaptım. İyi ama bak, bu faizci düzen bu 6 seferden bir tanesinin parasını sana veriyor. 5 tanesini senden haksız olarak alıyor, götürüyor. Sen yaptığın bütün seferlerin parasının hepsi senin olsun istemez misin? Bugün kazandığın 6 misli kazanmak istemez misin desek ne diyeceğim? Tabii abi demeyeyim, deli miyim? Elbette isterim. Bu kardeşimiz Refah Partisi'ni istiyor, arıyor ama ne aradığının adını henüz daha bilmiyor. İşte içinde bulunduğumuz şartlar bunlardır. Bu düzen böyle bir zalim düzendir. Onun için bu düzende sırtında taş taşıyan bir uşaklı kardeşim sadece küfedeki taşı taşımıyor. Bu düzenin faiz, vergi, darphane, kambiyo, kredi kayalarını da sırtında taşıyor. Bu mikrop kayalar yüzünden fiyatlar artıyor, pahalılık oluyor, enflasyon oluyor. Bunlar yüzünden. Asıl düzenin mikropları bunlar. Fiyatlar İsrail'e gidiyor, 1/3. Faizin 1/3 holdinglere gidiyor. Böylece bu insan bütün düzenin bu yükünü sırtında taşıyor. Niçin? Bu televizyonu seyrediyor, bu düzenin gazetelerini okuyor. Bak, bu düzenin gazetelerinin altında da hediye kuponu, ansiklopedi veriyormuş. Daha büyüğünü veriyormuş. Erenköy'de dolu süpermarket veriyormuş. Maksat ne? Zaten aç bıraktığı vatandaşın işi piyangodan başka şeye kalmamış. Gazetesini satın aldırıyor, şu makalenin içindeki zehiri ona içiriyor. Bu zehir dediğimiz ne? Hala bu faizci partileri destekleyeceksin. Eyvah, Refah geliyor diye Refah'tan kaçacaksın. Zehir bu. Düzen kendisini böyle yaşatmaya çalışıyor. Ama bu şekilde şimdi Refah Partisi iktidara geldiği zaman ne yapacak?
çok açık bir şekilde gösterilmiş. Ne yapacak Refah Partisi? Milli görüş zihniyetiyle Refah Testeresi bu iki çentiğin arasını tıkır 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 kesecek. Hiçbir zaman taşımaya mecbur olmadığımız bu düzenin mikroplarını, kayalarını Uşaklı Hasan'ın sırtından devirecek. Uşaklı Hasan 50 sene sonra "Oh Allah'a şükür olsun dünya varmış" diyecek. İşte tam 25 yıldan beri bu ülkenin inanan insanları bunun söylendiğin Allah razı olsun bizi adil düzene kavuşturanlara duasını almak için çalışıyorlar ve inşallah yakında bu gerçekleşecek. Bakınız bugün Türkiye'de yaşanmış olan bu köle düzeni tarihte ilk defa yaşanmıyor. 3000 sene evvel firavunlar zamanında da aynen bugünkü düzen var. Firavunlar bütün Mısırlı halkı topluyorlardı. Onlara diyorlardı ki biz büyük adamız. E ne olacak? Öldükten sonra dağ gibi mezar isteriz. Hepiniz adam büyüklüğünde taş taşıyacaksın. Bize mezar var. Bu piramitler böyle yapıldı. Köle taş taşıyor. Niçin? Piramit için. Bugün Türkiye'de de çalışan insan köle. Niçin taş taşıyor? Nil kenarındaki piramit için değil de İsrail'in uçağı, tankı için. Ne fark eder köle olduktan sonra? Tek fark şudur, Firavun'un köleleri o devrin şartlarına uyarak çoğaldan eteklik giyerdi. Şimdi sen yamalı pantol giyiyorsun. Niye? Çünkü sen çağ atlamış kölesin de onun. Fark bu kadar. Şimdi size bu düzen nasıl zalim bir düzendir? Çok kısaca hesabını vermek istiyorum. Efendim mesela bir işçi yalvarıp yakarıyor kazancımın üçte birini alıyor benim elimden diyor. Üçte birini değil. Bugünkü düzende %92'si çalışan insanlardan haksız olarak alıyor. %92 hakkın 100'se bu düzen sana sadece 8 veriyor. 92'sini elden alıp götürüyor. Refah Partisi iş başına geldiği zaman bütün bu mikropları kandan temizleyeceği için bugün eline fiilen 8 geçen insan 100 alacak. Çünkü bütün ondan yapılan bu haksız kesintiler ortadan kalkacak. Donmuş. Neymiş bu haksız kesintiler? Buyurun beraberce hesaplayalım. Şimdi hakkı 100. Fabrikada çalışıyor bir işçi. Muhasebeye girdi. Üçte biri kesiliyor. Niye? En ufak dilimden bile vergi %25 sigortanın bir kısmını da işçi ödeyecek. Kestiğin zaman üçte biri gidiyor. Muhasebeden çıktığı zaman hakkı 100 olan insan 66 ile zaten geçinemiyor. Buna rağmen ondan vergi kesiyor. Sonra ne yapacak? Fırına gidecek. Fırında ekmek alıyor. Ekmek alırken ekmeğin üçte biri faiz. Onun için 66'nın üçte biri bütün satın aldığı malların içindeki faiz dolayısıyla kendinden haksız olarak alınıyor. Kendinde 44 kalıyor. Satın alınan malların üçte biri de gene bu haksız vergiler. 44'ün de üçte biri haksız olarak kesiliyor. Kaldı 30. Fırından çıktı, bakkaldan çıktı. 100 hakkı 30'a indi. İkisinde de soyuldu. Muhasebede de soyuldu, fırında da soyuldu. Haberi yok. Eve geldi, otururken de soyuluyor. Neden? E darphane çalışıyor. 30, en aşağı herkesin cebindeki paranın 1/4 darphane vasıtasıyla çalınıyor. Kaldı 22. Kambiyo mikrop vasıtasıyla çalınıyor. Paranın değeri sürekli düşüyor. 1/4 de böyle çalınıyor. Kaldı 16. Bir de bunu ikiye bölüyorum. 8 diyorum. Neden? Çünkü bugünkü düzende 4 milyon alacak işçiye 2 milyon, 8 milyon alacak işçiye 4 milyon. Yarısı veriliyor hakkının ücret olarak. Bu ücretler en aşağı iki misli artması lazım. Neye dayanıp da söylüyorum? Türkiye'deki gelir dağılımına. 60 milyon insan en az %20 gelirli işsiz, işçi, köylü, memur, esnaf bir binanın alt katına koyun. Milli gelirin sadece %4'ü bunlara gidiyor. Buraya %5 denmiş yuvarlak olsun. İkinci kattaki %20'ye milli gelirin %7'si gidiyor. Üçüncü kattaki %14, dördüncü katta 20, yukarıdaki mutlu azınlık %57'sini alıyor. Dünyanın hiçbir yerinde çarpık böyle bir gelir dağılımı yoktur. Bu gelir dağılımının bir derece düzelebilmesi için bu alt katta ezilenlerin
Hiç değilse bugün aldıklarının iki misli almaları lazım gelir. Adalet bunu gerektirir. Bakınız bu koyu faizci kapitalist düzen ülkede her şeyi tahrip ediyor. Türkiye'de bütün gelirlerin 1983 senesinde %75'i faiz ve rant idi. %24'ü emekçilerin aldığı gelir. 90'a geldik, faiz ve rant 86 oldu. Emekçilerinki 14 oldu, işçi, köylü, memur, esnaf. Şimdi 12'ye düştü. Gittikçe bozuluyor. Yani faiz çalışanların boğazını sıkıp eziyor. İnsanlar böylece eziliyor. Diğer yandan devlet harap oluyor. Çünkü bütçenin açıkları gittikçe artıyor. Bütçeden ödenen dış borçlar, iç borçlar gittikçe artıyor. Bütçe faize gidiyor, geriye kalan da açık. Şimdi bugünkü bütçenin toplanan bütün vergileri faize verseniz faize yetmiyor. İşte bu faizci düzen böylece ülkeyi tahrip ediyor. Peki iş adamlarına ne yapıyor bu düzen? Bunu da size birkaç şekilde göstermek istiyorum. Bir iş adamı ne ister? Bir arabası olsun, bir evi olsun. Evet, gündüz çalışacak, helal kazanmak için uğraşacak edecek. Akşamleyin gelsin, arabasını evinin önünde park etsin. Güzel bir çayırdan geçsin, evine girsin, istirahat etsin. Evinin de hatta bir havuzu olsun. Bunun iş adamı ancak adil düzende kavuşabilir. Bugünkü düzende bir iş adamın hali işte budur. Bakınız, önce dikenli tellerle boğuracaksın bütün gün. Neden? Çünkü bugünkü hükümet her an bir karar alıyor. Her an bu hükümetin kararlarıyla boğuşacaksın. Bu kararları şahıs bazında alıyor. Şu firmaya kredi yapıyor. Bu firmanın gümrüğü, bu firmaya teşvik veriyor. Bu nasıl adalet ya? Bu nasıl yönetim? Bu nasıl düzen? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir bozuk düzene kimse tahammül etmez. Tamamen keyfi bir yönetim. Sen önce bu diken tellerle uğraşacaksın. Sonra enflasyon kolunu bacağını kapacak. Kazandım zannederken bir de bakacaksın ki kaybetmiş. Rakamlar büyüyor, gerçek değer küçülüyor. Sonra her işte rüşvet, bundan uğraşacaksın. Sonra bürokrasinin mızrakları her an sana zorluk çıkartacak. Farz et ki bütün bunları yendin. Düzenin 5 tane mikrobu, faiz ve vergi, hiçbir an seni bırakmayacak, kafanda tokmak gibi inecek. Bütün bunlarla boğuştuğun için ev dediğin gece kondudur. Buraya gelinceye kadar yola serilip kalacaksın. İşte iş adamının bu düzendeki hali budur. Vergi kaçırmazsan yaşayamazsın. Böyle bir düzen bu. Düzene uydun mu yaşama imkanın yoktur. Matematik olarak konuşuyoruz tabii. Bak bu düzen vatandaşı böyle eziyor. İş adamını ne yapıyor? Şimdi sen bir iş mi yapacaksın arkadaş? Önce sermaye lazım diyor sana. Sermayeyi nereden alacaksın? Bankadan alacaksın. Şu şeyi susturun lütfen. Dışarıya çıkartın onu. Bankadan alacağınız sermaye için %100 faiz ödeyeceksiniz. Ne demek bu? Bankanın kölesi olacaksın. Sana prang elbisesini giydiriyor banka. Eline de faizin zincirini bağlıyor. İş hayatına böylece giriyorsun. Her adımında faiz, her adımında vergi. Şuraya bir fabrika kuracaksın, önce şirket kuracaksın. Şirketi kurarken senden vergilere başlıyor. Fabrikanın arazisini alırken vergilere başlıyor. Yahu dur ya, şu üretimi ben en ucuz şekilde yapayım. Ne alacaksan gel ondan sonra konuşalım. Hayır. O üretimi yapıncaya kadar fitil fitil burnundan getiriyor. Ve sen bu prang elbisesiyle iş hayatına giriyorsun. Ayağında da faiz ve vergi gülleleri. Peki şimdi ne yapacaksın? Her an kafana hükümet bir ağır şak indiriyor. Kafanın burası sıkışmış, şişmiş, kafan şişlerle dolu. Çünkü her gün bir karar alıyor. Şimdi dolar kaç para bilemezsin. Malını kaça satacaksın bilemezsin. Kaça alacaksın bilemezsin. Yarın ne yapacak gene belli değil.
Kafan şişmiş. Bu hükümetin avucaklarını yiye yiye. Peki, bu düzen öyle bir düzen ki işçinin çok kazanması için işverenden alması lazım. İşverenin çok az işçiden alması lazım. İşçiyle işvereni birbiriyle çarpıştırıyor bu düzen. Bu düzenden oluyor bu. Böyle olmaya mecbur değil. Bu düzen böyle yapıyor. Sonra rakip firmayla boğuşacaksın. Rekabet var. Ondan sonra enflasyon bacağını kopartacak. Sonra banka sana yardım etmiyor, ayağını testereyle kesiyor. Böylece sen 5 kişiyle tekvando yapıyorsun. Biri hükümet, biri rakip firma, biri banka, biri enflasyon, biri de işçi. Ve de sırtında pranga elbisesi, elinde faiz zinciri, ayağında da faiz ve vergi gülleleri. Bu düzen bir insanı işte bu hale sokuyor. Ve sen bir iş adamı olarak Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri güzel projelerle servete çeviriyorsun. Ama bu işi sana bir atletin rahatça koştuğu gibi yaptırmıyor ki, bu ancak adil düzende mümkün. Bunların düzeninde sen iş yapmak mı istiyorsun? Seni getirmiş, bir bantlı yürüyen kayışın üstüne koymuş. Bu kayış böyle dönüyor. Sen de burada yürüyüp hedefe varmak istiyorsun. Önce bir defa yolun düz değil, yukarı kalkmış, kambiyo mikrobundan dolayı. Enflasyon canavarı kayışı geri çeviriyor. İlerledim zannediyorsun, kar ettim zannederken zarar etmişsin. Tabii sırtında pranga elbisesi, elinde faiz zinciri, ayağında faiz ve vergi gülleleri, bir de kayışın üzeri dikenli. Neden? Bürokrasinin gösterdiği zorluklardan dolayı. Şu adamın rahatça koşmasına bakın. Şu düzende yaşayan iş adamının çektiği sıkıntılara bakın. İşte adil düzenle bugünkü düzen arasındaki büyük fark budur. Biri ak, biri kara. Bundan da ibaret değil. Farz et ki bu düzende çalıştın da 3 kuruş para kazandın. Bu da bir şey ifade etmez. Neden mi? Bak, korsan gemilerini bilirsiniz. Bu korsan gemisinde bir korsan vardır. Gemiye bu kumanda eder. İşte korsan oturmuş. Ne diyor? Kardeşim, dengeleri vurma. Borazan gibi öttürüyor. Korsan gemisinde paryalar var. Kim bunlar? İşçi, köylü, memur, esnaf ve uşağın iş adamları. Sizler. Bak, hep buraya oturmuşsunuz. Siz kürek çekiyorsunuz. Burada bir davulcu var. Hızlı vurursa hızlı kürek çekeceksiniz. Yavaş vurursa biraz dinleneceksiniz. Biraz sonra hızlı çekmek için. Bu davul kim? Bugünkü korsanın arzularına davulla tempo tutuyor. Bugünkü bir kızın basının yaptığı iş bu. Peki ya davul hızlı vururken sen yavaş kürek çekersen ne olacak? Bir de kırbaçlı gardiyan var bu gemide. Yavaş çekersen seni kırbaçlayacak. Bu kırbaçlı gardiyan kim? Bu düzenin holdingleri. Bunlar da düzenin kırbaçlı gardiyancıları. Neden bu benzetmeyi yapıyoruz? Şundan dolayı yapıyoruz. Farz et ki sen bu düzende buzdolabı satıyorsun. 5 milyon liraya gece kondudaki Hasan'a buzdolabını verecek. Hasan bunu ödeyemiyor, tabii sana bono veriyor. Bu 5 milyon lira fiyat nasıl teşekkül ediyor? 1,5 milyon lira asıl alın teri. 1,5 milyon lira fiyatın içindeki birikmiş vergiler. 1,5 milyon lira bütün ta topraktan buzdolabı oluncaya kadarki bütün faizler. 4,5 milyon maliyete almışsın, 500 bin de sen kar edeceksin. Şimdi sen 500 bin kar edeceğim diye gece kondudaki Hasan'a 1,5 milyon faiz, 1,5 milyon vergi ödetiyor. Ödemezse de onu kırbaçlıyor. Bu 1,5 milyon İsrail'e gidiyor. Bu da Champagne Holding'lere gidiyor. Öyleyse sen Uşak'ta beyaz dolap satıcısısın ama senin vazifen gece kondudaki adamı kırbaçlayıp İsrail'e her dolaptan 1,5 milyon göndermek. Holdinglere 1,5 milyon gönderme.
Sen bunun için kırbaçlıyorsun gece kondaki adam. 500 bini almak için kırbaçlıyorsun ama düzen dolayısıyla yaptığın işin gerçeği bu oluyor. E ne yapalım? Koymadık. Ama bunları sen malların içinde yüklü, bundan iş görüyorsun. Bunların ödenmesine sebep oluyorsun. Onun için senin içtiğin su fakir fukaranın gözyaşı oluyor. Senin yediğin yemek fakir fukaranın eti kanı oluyor. Çünkü bunu ödeyemiyor. Bonoyu öde diye sıkıştırıyorsun. Faiz ödettiriyorsun, vergi ödettiriyorsun. Ben bunları koymadım diyerek kendimizi kurtaramayız. Bunun dünyası var, ahireti var. Bir insan hakim karşısında dese ki hakim bey ben kanunun böyle olduğunu bilmiyordum. Hakim ona affedersin mi de? Kanun bu arkadaş bilecek atın şunu hapseder. Yarın ahirette de hesaba çekilirken ben yaptığım işin böyle olduğunu bilmiyordum demekle ya öyle mi affedersin denmez. Bunları bilecektin denir. Allah muhafaza buyursun. Ve bu yapılan işten dolayı gereken cezaya müstahak olunur. Bugünkü şartlar altında bundan kurtulmanın umulur ki bir tek çaresi vardır. Nedir o? Bu faizlerin, bu vergilerin kalkması, bu düzenin değişmesi için elden geldiği kadar çalışmak. Yani Refah Partisi iktidara gelmesi için çalışmak. Bunu yaparsa bir adam yarın hesap gününde diyebilir ki ya Rabbi bak bu faiz, bu vergiye ben koymadım. Sen şahitsin ki bu haksızlıklar kalsın diye ben elimden geldiği kadar gayret ettim. Umulur ki işte bunu söyleyen insan affa mazhar ola. Yoksa har vurup harman savurursa, bu faizcileri desteklerse, zalimi destekleyen zalim olur. Bu işin şakası yok. Böyle yaptığımı bilmiyordum diyemezsin. Bak hakim, kanunu bilmemek mazeret değildir der. Bileceksin der. Bilmeye mecburuz ve zulmü destekleyemeyiz. Bunun dünyası var, ahireti var. İşte bugünkü düzen insanları bu hale sokuyor. Bakınız bütün bunların hepsi kapitalist düzenin içindeki 5 tane mikroptan çıkıyor. Kapitalist düzeni bir mikroskopun altına koyup incelersen bu düzendeki faiz, bu düzendeki haksız vergiler, darphane, kambiyo, banka düzeni bu 5 tane mikrop şurada 14 tane şekil gösterilmiş. 16 tane. Aslında 40 çeşit hastalığın mikrobudur bunlar. Bütün kapitalist ülkelerde nüfusun %10'u aştır. Amerika, İngiltere, hepsini. Gidin New York'a, pazar dağıldıktan sonra acaba çürümemiş sebze kalmış diye bir sürü fakir çöplükleri araştırıyor. Niye? Hiçbir gelir yok, aştırdı onun için. Amerika'da 3 milyon damsız insan yaşıyor. Kapitalist nizam böyle zalim birini sokakta yapıyor. Yine bütün kapitalist ülkelerin %30'u fakirdir. Fakir ne demek? Zaruri ihtiyacını karşılayamıyor, geçim sıkıntısını, acısını çekiyor. %10'u da işsizdir. Ne yaptı? Nüfusun yarısı. Geriye kalan yarısı da pahalılık ve enflasyondan ezilmektedir. Ayrıca kapitalist nizam herkesin sırtına iki tane hortum takmış, kanlı canlı emiyor. Biri faiz, biri haksız vergi. Kapitalist nizam ülkeleri geri bırakıyor. Çünkü yatırım üretimi olmuyor. Kapitalist nizam gelir dağılımını bozuyor. Kimi çok fakir, kimi çok zengin oluyor. Kapitalist nizam ülkelerin bir kısmını zengin yapıyor. Bunlar yediler grubu. Diğer dünyayı da fakir yapıyor. Bunlar da bu yedilere tir dolusu altın gönderen bizim gibi ezilen ülkeler. Peki bu çok zengin, bu çok fakir ne oluyor? Sosyal patlamalar oluyor, isyanlar çıkıyor, harpler çıkıyor, terör çıkıyor. Bunlar hep kapitalist düzenin sonucudur. Mafya çıkıyor, rüşvet giriyor ve ahlak çöküyor. Onun için Papa diyor ki kapitalist nizam bir günah yumağıdır. Mutlaka bir an evvel değiştirilmelidir diyor. Nasıl komünizm çöktüyse bu insanlar bu kapitalist nizamı da en kısa zamanda değiştirmeye mecburdurlar. Ya hocam bu faiz bu nizam değişir mi?
Ya mübarek, sen hiç tarih okumadın mı ya? Biz Viyana'yı faizden mi fethettik? Biz İstanbul'u faizden mi fethettik? 1000 yıl bizde adil düzen var. Bu faizci düzen 100 seneden beri Batı'dan içimize bir frenge hastalığı gibi geldi, girdi. Batı bütün dünyayı ifsad ediyor. Onların bize ihraç ettiği bir mikroptur bu düzen. İşte bu mikrop yüzünden bütün ülke aç, işsiz, enflasyon, kalkınamaz. Bu kadar çalışkan bir millet, bu kadar zengin bir ülkede bugünkü gibi ızdırap çeker. Sebep düzendir, bu kapitalist düzendir ve bu düzenin mikroplarıdır. Peki ne olacak? Bakın şimdi size bir şekil gösteriyorum. Bu şekil Le Figaro gazetesinde çıkmış bir karikatür, Fransız gazetesi. Gorbaçov'un reformlarının arkasından bu şekil çıktı. Bir Rus köylüsü, bu da bir Rus kadın, bu da evleri kara sabandan toprak sürüyor. Teknolojisi geri, ezilmiş olduğu için komünizm insanları bu hale getirdi. Şimdi bu Rus köylüsü hanıma sesleniyor. Hanım, hanım müjdeler olsun. Hayrola ne var efendi diyor. Altında bunlar yazıyor. Bak diyor Gorbaçov reformlar yapıyor. Artık yaşadın. E ne olacak diyor. Bundan sonra diyor kara sabanı düğümlü iple değil, düğümsüz iple çekeceksin. Daha ne istiyorsun diyor. Ben bu şekli sizin için gösteriyorum. Şimdi değişim meyişim, Demirel değişmişmişmiş, bilmem Çiller gelmişmişmişmişmiş, nemişmişi bunlar ya? Değişen ne? Hep aynı piyes. Sen faizi kaldıracak mısın arkadaş? Yo tövbeler olsun, ne demek o? Sen de aynı zalimsin ya. Bunlarda değişim meyişim yok. Bir adını bile değişim koymuş bazı partiler. Bu düzenin değişmesi lazım, bunu hissediyor ama nasıl değişmesi lazım bilmiyor ki. Değişimin lafını yapıyor. Ben bu şekli size gösteriyorum ki bu palavra değişim sözlerine aldanmayın. Neymiş bu sosyal demokratmış, SHP'ymiş. Öbüründe hayırlı, sen de faizcisin. Ne farkınız var? Ne farkınız? Biriniz gidiyor, öbürünüz ne değişiyor? Hey! Siz hepiniz aynı mikrobun taşıyıcılarısınız. Onun için hiçbirinizden hayır gelmez. Ne olacak? Gerçekten değişecek. Yani oyuncu değil, piyes değişecek. Yoksa aynı piyesi, o oynamış, bu oynamış, aynı faizci düzen, sonunda hiçbir şey değişmiyor. Piyes değişecek, şart bu. 50 seneden beri biz oyuncu değiştirdik, piyes aynı piyes. Hiçbir şey değişmiyor. E değişecek de ne olacak? İşte bu olacak. Buna adil düzen derler. Şimdi ben size çok kısaca, adil düzen ne yapacak da bütün bu meseleleri halledecek, bunu kısaca belirtmek istiyorum. Bakınız, bir insan bana gelse dese ki, gel arkadaş dama oynayalım. Ben de dama nasıl oynanır bilmesem, ne diyeceğim bu insana? Kardeşim dama oynayalım diyorsa ama nasıl oynanır bilmiyorum. Şunu bana anlatsana. O ne diyecek bana? Bak diyecek. 64'e bölünmüş bir tahta alacağız. Senin 16 taşın olacak, benim 16 taşım. Taşlar ileriye veya yan tarafa doğru gidecek. Karşısına karşı tarafın bir taşı gelirse üstünden atlayacak. Üstünden atlanan taş oyundan çıkar. Son haneye gelirse dama olur, istediği kadar mesafe alır. Kimin taşı önce biterse o yenilmiş olur. Bana 7 tane kaide söylüyor, istersen 70 sene oyna. Şimdi bu kaidelere bir tane daha uydurayım diyemezsin, uydurursan çelişki olur. Bir tanesini eksiltemezsin, eksiltirsen belirsizlik olur. Bu 7 tane kaideye matematikte aksiyom derler, aksiyom. Yani bir şeyin temel esaslarını belirten kaideler. Bir ekonomik düzen şu temel kaidelere göre yürürse o düzen kapitalizm olur. Şu kaidelere göre yürürse komünizm olur. Bu kaidelere göre yürürse adil düzen olur. Onun için ben size adil düzeni anlatırken
adil düzen ne demek? Onu bir matematik tarifle anlatmak için bu tabloyu önünüze koyuyorum. 31 tane temel esasla adil düzeni size anlatmak için, matematik olarak anlatmak için. Bu esasların 3 tanesi genel esastır, 7 tanesi parayla ilgili, 7 tanesi kredi, 7 tanesi vergi, 7 tanesi de sosyal güvenlikle ilgili 31 tane temel esas. Bunları tanıdık mı? Adil düzeni tanırız. Neymiş temel esaslar? Birinci maddesi adil düzenin. Adil düzen gerçek özel sektörcü düzen. Bütün ekonomik faaliyeti şahıslar yapacak. Devlet hiçbir ekonomik faaliyet yapmayacak. Adil düzenin birinci kaidesi bu. Ekonomik faaliyetleri şahıslar yapacak. Bugünkü söylenen sözler aldatmacadır. Bugün her şeye devlet karışıyor. Bunlar hepsi devletçi. Bırak devletin fabrikaları bilmem neleri var. Onlar olmasa dahi bunlar bütün ekonomiye devlet burnunu sokuyor. Yapayım derken her şeyi bozuyor. Bunlar hepsi devletçi. Serbest piyasacıyız diyen de devletçi. Özel sektörcüyüz diyen de devletçi. Gerçek özel sektörcü tek sistem adil düzendir. Peki devlet ne yapacak? Ha bak, devlet adil düzende makro plan yapar, proje hazırlandırır, yönlendirir, tam teşvik yapar ve destek verir. Ne demek bunun manası? Şimdi bak, Refah Partisi iktidara geldiği zaman Türkiye yıllardan beri 100 milyar dolar yıllık gayri safi milli hasayla sürünüp duruyor. %5 kalkındık malkı, hepsi yalan. Niye yalan? Arkadaş, sen 70 milyar dolar borç almışsın. 94 senesinde 2,1 katrilyon milli gelirim Türk lirası olarak cari fiyatlarla artacak diyorsun. Buna göre %5 artacak diyorsun. Halbuki senin sırtındaki 70 milyar dolardan dolayı 1 katrilyon borç yükü biniyor senin üzerine. Sen bu borcu yok mu farz ediyorsun? 2,1 katrilyondan 1 katrilyon çıkarttın mı senin kalkınmazın eksi %50 olur, artı %5. Sen bizi kalkındırmıyorsun. Borç alıyorsun, bize yediriyorsun, sonra bunu bize ödeteceksin. Nasıl ödeyeceksin? Dünkü ekmekten %5 fazla verdim diyor bana. İyi de bu ekmeğin fiyatı 1000 liraydı. Sen bana ayrıca 500 lira borç yazdın. Sen bana %5 fazla verdim diyorsun ama yarısını sonra benden geri isteyeceksin. O zaman ben bir ekmek almıyorum, yarım ekmek alıyorum gerçekte. Bu borcu ödemeyecek miyiz? Onun için Türkiye kalkınmıyor. Kalkınmazı eksi %50'dir bu borç ve faizlerden dolayı. Ne anlatmak istiyorum ben size şimdi? İşte Refah Partisi geldiği zaman böyle %3-5 değil, %20 misal olarak söylüyorum. Bu yıl milli gelir artacak. Nasıl artacak milli gelir? 100 milyardan 120 milyar dolara çıkacak. Ha, bu yıl şu madencilik projeleri işletmeye konacak. Şu ormancılık projeler yürürlüğe konacak. Şu tarım, sanayi, turizm, bütün bunlar işletmeye girecek. Dolayısıyla milli gelir %20 artacak. Peki neleri koyacağız da %20'ye çıkacağız? İşte devlet kendisi proje yapmayacak. Bütün proje yapan müesseseleri teşvik edecek. Tıpkı mimari gibi. Birinciye şu kadar mükafat veriliyor ya. Uşak'ın bir tane işsiz kalmaması için, en hızla kalkınması için hangi projelerin Uşak'ta öncelikle tatbik edilmesi lazım? Bu ilmi bir iş. Çok ciddi bir araştırma ister. Devlet bu araştırmayı teşvik edecek. Bunu yapacak olan özel sektör firmalarına bunu yapması için gereken teşvikleri verecek. Önce bu yapılacak. Uşak'ta ne yaparsak en akıllı, en faydalı, en karlı işi yapmış olacağız. Bunlar devlet marifetiyle hazırlatılır. Niçin? Özel sektör albüm karıştırılmış, araba seçermiş gibi baksın. Ben şu projeyi yapmak istiyorum desin. Ona yardımcı olmak.
İşte devletin yapacağı hizmet budur. O faaliyeti kendi yapmayacak. Ülkeyi sahipsiz bırakmaz. Nereye gideceğinin makro planlarını, projelerini teşvik eder. Sahipli bir ülkedir. Fakat bu sahiplik baskı değildir. Hiçbir zaman özel sektöre emir vermek değildir. Sadece ona yardımcı olmak, önüne albüm koymaktır. Al kardeşim, istediğin projeyi seç ve yap. Kim yapacak? Özel sektör yapacak. İşte adil düzen budur. Peki devletin ekonomiyle ilgili hiçbir faaliyeti olmayacak. İki türlü faaliyet. Birisi altyapı. Yol, su, elektrik, savunma, sağlık. Ülkenin tam 24 çeşit genel hizmetini devlet hazırlayacak. Tıpkı yeminli müşavirler, yeminli noterler gibi, yeminli muhasip, yeminli ambarcı. Özel sektör emin insan alsın, kullansın. Buraya varıncaya kadar devlet bu hizmetlerde yardımcı olacak yatırımcılara ve projecilere. 24 çeşit, bunlara genel hizmetler diyoruz. Bundan başka devletin yapacağı bir hizmet daha var. Nedir o? Tanzim hizmeti. Ne demek tanzim hizmeti? Bir misalle açıklayayım. Şimdi Toprak Masrafı Ofisi var. Bu Toprak Masrafı Ofisi yerine Buğday Vakfı diye yeni bir kuruluş kurulacak. Yani adı, düzeni yeni olacak. Yoksa mevcut siloları bir daha yapacak değiliz. Düzen değişecek. Niye vakfı? Hiç kar gayesi gütmeyecek de onun için bu Toprak Masrafı Ofisi kar edeceğim derken boyuna zarar ediyor. 100 dolara alıyor, 80 dolara satıyor. Sonra da bize ödetiyor. Halbuki sadece mesela Buğday Vakfı, benim buğdayım var, getirip teslim edeceğim. O andaki piyasa değeri üzerinden paramı alacağım. Param var, getirip parayı vereceğim. O andaki piyasa değeri, istediğim kadar buğday alacağım. Bu esnada buğdayı muhafaza edecek. Hiçbir kar gütmeyecek. Niçin? Özel sektör bütün bu işler için kendisine yardımcı hizmet bulsun diye. Kar etmek için değil. Bunların da adı tanzim hizmetleri. İşte size adil düzenin genel üç tane temel esasını açıkladım. Şimdi çok süratle para nasıl olacak adil düzende, kısaca bunu açıklayacağım. Bakınız, alimler arılar üzerinde inceleme yapmışlar. Arılar bal yapıyor, bir kısmını kendileri yiyor, bir kısmını da biz yiyoruz. Gitmişler arı kovanından bal almışlar. Bakmışlar ki arıların iştahı azalmış. Arı bu sefer daha az bal yiyor. Daha çok bal almış, daha az yiyor. Daha çok almış, ölmüşler, balı bitirmemiş. Bu deneme ne gösteriyor? Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmış. Bunun için hayvanlar çok üretiyor, az tüketiyor. Çok bal yapıyor, kendisine lazım, biz de bal yiyoruz. Koyun, keçi, İnek fazla süt yapıyor yavrusuna lazım olandan fazla. Biz de o sütü içiyoruz, yoğurt peynir yapıyoruz. Çünkü hayvanlar çok üretiyor, az tüketiyor. İnsanlara fayda olsun diye Cenab-ı Hak onları böyle yaratmış. Ama insan oğluna gelince insan oğlunun yaratılışı tam tersine. Sofraya buyur dedin mi yüzü gülüyor. Al şu kazmayı dedin mi suratı azılıyor. Hep tüketmek istiyor insan. Hiç üretme zahmetine katılmak istemiyor. Neden? Çünkü insanlar cennet için yaratılmış. Cennette hep tüketeceksin, hiç üretme zahmeti yok. Ama şimdi muhakkaten bu dünyada imtihandasın. Oradaki tablın buraya işte seni böyle yapıyor. Sen burada da hep yiyeyim, içeyim, hiç zahmet çekmeyeyim istiyorsun. Ve de biz İşte bu yaratılıştaki insanoğluna adil düzen kuracağız. Nasıl kurulacak bu adil düzen? Bak, bu adil düzen işte böyle kurulacak. Ne bu? Şu gözlük. Bu gözlüğün farz edelim ki bugünkü fiyatı 100 bin liradır diyelim. Şimdi ben bir üretici olarak bu gözlüğü ürettim. Getirdim, toplumun faydasını arz ediyorum. Kim lazımsa alsın kullansın diyorum. Bunu topluma teslim ettim mi? Madem ki 100 bin liralık üretim yaptım, öyleyse buna eşdeğer tüketme hakkım olması lazım.
100.000 liralık da tüketme hakkım olması lazım. Çünkü adil düzenin temel esası şudur. Uşaklı Hasan, gel buraya. Sen hep yiyeyim istiyorsun, hiç üretim yapmayayım istiyorsun, öyle mi? Peki. Sana istediğin kadar ye kardeşim, müsaade ediyor. Ama bir şartımız var. Nedir o? Başkasının hakkını yemeyeceksin. Ne kadar yiyeceksen o kadar da kendin üreteceksin. Niye? Bu düzen adil düzen, sömürü düzeni değil. İşte bunu nasıl temin edeceğiz? Ben bu gözlüğü üretip topluma teslim ettim mi? 100.000 liralık üretim yaptığıma göre toplum bana 100.000 liralık tüketim hakkı olduğunu gösteren bir pusula veriyor. Bu pusulaya para denir. Para demek, üreten bir insana üretimine eşdeğer tüketme hakkı olduğunu gösteren bir pusula, bir kağıt vermek demek. Şimdi ben size o kadar mühim bir cümle söyledim ki, bütün Siyonist nizam yıkıldı gitti. Neden? Çünkü bu Siyonistler para üretimin unsurudur diyor. Efendim yatırım yapacaksın, sermaye lazım. Ne yapacaksın sen bu sermayeyi arkadaş? Yatırım yapacaksan sana yönetici lazım. Sana tesis lazım. Sana ham madde, sana işçi, sana ummi hizmetler lazım. Sen ekmek yaparken ekmeğin içine maydanoz gibi yeşil dolar doğuruyor musun? Motor yaparken dolardan piston mu koyuyorsun? Dolar ne işe yarar ya? Dolar üretimin unsuru değildir. Para ürettikten sonra adilane paylaşmanın vasıtasıdır. Üretimin unsuru değil, adil bölüşümün paylaşmanın vasıtasıdır. Yoksa üretim yöneticiyle, tesisle, işçiyle, ham maddeyle ve de enerji vesaire lüzumlu hizmetlerle yapılır. Üretimin içine ayrıca salata gibi dolar doğranmaz. Ne anlatıyorum size ben şimdi? Para nedir? Para, üreten bir insanın ürettiğine eşdeğer tüketme hakkı olduğunu gösteren basit bir pusuladır. Bunu alırsın, ürettiğin kadar ona eşdeğer tüketme. Ben bu gözlüğü yaptım, 100.000 liram, 10 kilo portakal aldı yerim. Niye? Üretmişim çünkü ürettiğim kadar da tüketme hakkım olacak. Şimdi bak, bu açıklamalardan sonra size adil düzende paranın 7 tane kuralını açıklıyorum. 1. Adil düzende ne kadar satışa arz edilmiş mal varsa vatandaşın cebinde de o kadar para vardır. Para eşit maldır. Arz etmiş, arz ettiği kadar da para. Ne fazla ne eksik. 2. Adil düzende karşılıksız para basılmaz. Darphane basamaz. Bak bu okuduğum anayasa maddesidir ha. Hükümet para basamaz. Niye? Kalpazanlıktır para basmak. Vatandaşın parasını çalmaktır da onun için. Basamazsın. Ne ben hükümetim? Ne yapalım? Bizim düzenimiz kuvveti. Galaksimiz başka. Bunların düzeni zulüm düzeni. Polisim var zorla alırım yaparım diyor. Yaparsam zalim olursun. Halbuki hakka sen de uyacaksın herkes gibi. Dolayısıyla darphaneyi çalıştıramazsın arkadaş. Adil düzende faiz olamaz. Neden olamaz faiz? Bak şundan dolayı. Şimdi ben bunu ürettim. 100.000 lirayı aldım. Bugünkü düzende ne yapıyor? Götürüyor bu 100.000 lirayı bir bankaya koyuyor. Bir sene sonra 180.000 lira alıyor. İşte onu alırken hepimiz banka müdürünün yakasına yapışmamız lazım. Gel buraya arkadaş. Sen bu 80.000 lira fazlayı nereden aldın da bana veriyorsun ya? Ben bu arada yeni bir şey üretmedim ki. Gözlüğü üretmiştim, bedeli 100.000 liraya aldım, sana verdim sadece. Yeni bir şey üretmedim. Üretmediğim halde bu ilave tüketme hakkını bana nereden aldın da veriyorsun sen ya? Neden alıp veriyor? Darphanede basıyor. Yani hepimizin hakkını alıp veriyor. Veya esnaf Hasan'ın bankaya koyduğu parayı getirip bana veriyor. Ya Hasan'ın hakkını yiyor, ya hepimizin hakkını yiyor. Üretmeden tüketme hakkı verdiği için faiz zulümdür. Fakir fukaranın hakkıdır. Bak o faizi bize veriyor. Sonra o faiz masrafa yazılıyor.
gecekondaki Hasan'a ödettiriliyor. Şimdi gecekondaki Hasan ise anasına ilaç arayacak para bulamadığı için ağlıyor. Ben de o faizde su aldım, içiyorum. Benim içtiğim su anasına ilaç alamadığı için gecekonduda ağlayan fakirin gözyaşını içiyor. Faiz yiyen adam fakir fukaranın kanını emen adamdır. Onun için adil bir düzende faiz olamaz. Adil düzende piyasada ne kadar mal varsa, arsa, tesis, standart mal, altın, döviz, bütün bu alım satılan mallar karşılığında onlara eşit para vardır. Herkes istendiği anda parasını mala, mağarasını paraya çevirir. Herkese eşit muamele yapılır. Kars'ta, Edirne'de, Uşak'ta. Ve fiyatlar arz talebe dayalı kriterlere göre tespit edilir. Ne demek şunu size açıklayayım. Bu çok önemli, hayati bir şey. Bu şu demek. Ben Uşaklı bir köylüyüm. Buğday ürettim. Götürdüm. Buğday vakfına buğdayımı satıp para almak istiyorum. Uzmanlar hesap yapmışlar. 60 milyonluk bir Türkiye'de, Allah muhafaza etsin, kıtlık var, harp hali, seferberlik. 1 milyon ton buğday depolarda ihtiyaten bulunmalı. Bu bir teknik hesaptır. Türkiye'de bütün buğday depoları, her bir beldenin bir deposu olacak. İdeal şema budur. Bütün depolar bugünkü banka şubelerinin birbirine bağlandığı gibi bankamatikle bağlanmış. Şimdi ben Uşak'tayım, gittim Buğday Vakfı'na, buğdayımı vereceğim. Oradaki görevli bir düğmeye basıyor. Bütün Türkiye depolarında ne kadar buğday var? Ekranda görüyor, 1 milyon ton buğday var. Tabelaya bakıyor, efendim depolarda 1 milyon ton buğday olduğuna göre şu anda buğdayın fiyatı 1000 liradır diyor. Peki kardeşim, al buğdayı ver 1000 lirayı diyorum. 1000 lirayı alıyorum. Eve gelirken diyorum ki ya biraz daha buğday satayım. Biraz daha buğday alıp götürüyorum satmak için. Gene düğmeye basıyor. Diyor ki efendim, siz bundan önce geldiğinizden şu ana kadar herkes sizin gibi buğday satmış. Şu anda depolardaki buğday 1 milyon 200 bin tona çıkmış. Şu anda fiyat, buğday fiyatı 800 liraya düştü. Madem 800 lira olmuş, öyleyse ben buğday satacağım, ben buğday alacağım, sen bana ver diyorum, peki diyor, veriyor. Alıp evdeki depomu ben buğdayı getiriyorum. Biraz sonra diyorum ki ya buğday çok ucuz, biraz daha alayım. Tekrar gidiyorum memura, görevliye. Memur diyor ki efendim, herkes senin gibi bu arada buğday aldı. Depolardaki buğday 800 bin tona düşmüş. Şimdi buğday oldu 1200 lira. Oo, pahalanmış, öyleyse vereyim diyorum. Ne anlatıyorum? Depolarda 1 milyon ton ihtiyat muhafaza ediliyor. Arz arttıkça fiyatlar azalıyor. Arz azaldıkça, talep arttıkça fiyatlar, arz talep kaidesi tam matematik bir şekilde işliyor. Halbuki bunların düzeninde işlemez. Bunların düzeninde fiyatı tekeller tespit eder. 3 tane beyaz eşya imalatçısı bir araya gelir, hepinizin bildiği gibi buzdolabını böyle satalım, arabayı böyle satalım, yarından itibaren şu kadar zam koyalım denir. İstesen de istemesen de sen bu köle düzendesin, vereceksin. Bunlarda hak adalet yok. Bu vurgun düzenidir, aldatmacadır bu. Serbest piyasa, ne serbest piyasa? Ne serbest? Hepsi aldatmacadır. Bu serbest piyasa sözünü gavurlar bize niye söylettiriyor biliyor musun? Kendinizi korumayın, bizi mahalleri rahat sokalım diye bu serbest piyasa kelimesini kullanıyor. Bizi sömürmek için. Şimdi konumuza dönüyorum. İşte para bu esaslara uyarsa, fiyatlar böyle teşekkür eder, alışveriş böyle yapılırsa o düzen adil düzen olur. Peki efendim, faiz yok. Yatırım nasıl olacak? Kim kime borç verecek? Hiçbir mesele değil. Faiz nasıl kalkacak? Kalktığı halde kredi nasıl bulacak? Bak, ben size adil düzende istediğin kadar kredi. İstediğin kadar. 7 çeşit kredi söylüyorum şimdi. Kredi ne demek önce? Herkes ürettiği kadar tüketecek. Ancak muhakkak olarak bir insan
ürettiğinden fazla şartlı olarak tüketebilir. Şartı ne? Sonra geri vereceğiz. Buna kredi denir. Ürettiğinden fazla tüketme hakkı kullanmaya kredi denir. Bu 7 türlü mümkündür adil düzende. 1. Ortaklık. Bugün de var. Yani benim param yetmiyor, ortak olduk. Fabrika kurarız, fason çalıştırırız, her neyse. Üzerinde durmuyor. 2. Hakkı müktesef karşılığı kredi. Ne demek bu? Benim şu anda cebimde 1.000 lira var. Bankamatikle götürdüm, bankaya yatırdım. Bir sene sonra 12.000 lira çektim, bir ay kullandım. 3.000 lira çektim, 4 ay. 4.000 lira çektim, 3.000 lira kullandım. Kullanırım. Nasıl yapıyorum bu hesabı? Bankaya yatırdığım para çarpı bankada kaldığım müddet benim kredi hacmimi gösteriyor. Böylece 3.000 lira, 4.000 lira çekip kullanıyorum. Faiz var mı yok? Aldığım kadar geri vereceğim. Enflasyon var mı yok? Çünkü bu para vaktiyle zaten üretim karşılığında çıkmış bir para. Bu hakkı müktesef kredisi ne demek? 60 milyon insan bir yardımlaşma sandığı kuruyoruz. Ben paramı kullanmadığım zaman sandığa koyuyorum. Erzurum'daki kardeşim kullanıyor. O kullanmadığı zaman o koyuyor, onun parasını ben kullanıyorum. Bu kadar basit bir mekanizma. Böylece herkes kredi kullanmak imkanına kavuşur. 2. Faiz de yok, enflasyon. 3. emek kredisi. Ne demek emek kredisi? Benim burada bir iplik fabrikam var. İşletecek işletme sermayem yok. İşçi koyacağım, parasını ödeyeyim. Hiç korkma. Adil düzende sendikalar adil, dürüst. Yanlış vesika verirse sebep olduğu bütün zararı tazmin edecek. Şu işçi 10 milyon lira bir ay çalıştığı zaman para hakkına sahiptir diye ona vesikasını vermiş. Ben onu alıyorum. Benim tezgahıma böyle bir usta lazım, koyuyorum. Koyduğum andan itibaren maaşı işliyor. Kim ödeyecek bu parayı ona? Devlet. Adil düzende temel banka hizmetini devlet yapar. Ama bugünkü özel bankalar hiçbiri kapanmıyor. Hepsi daha çok çalışacak. Yatırılan paraya bugünkü faizden daha çok nema getirecek. Nasıl olacak onu biraz sonra açıklayacağım. Şimdi lütfen şunun ucunu kaçırmadan takip edelim. Ben fabrikama işçileri koydum. Sendikanın gösterdiği ücretleri götürdüm, bordroyu bankaya. Banka bu ücretleri ödedi. Beni borçlandırıyor. Çünkü fabrikanın sahibi benim, müteşebbis benim. Ben borçlanıyorum. İşçi 10 milyon lirası muntazaman alıyor. Ne zaman ödeyeceğim? İpliği sattığım zaman ödeyeceğim. Borçlu benim, işçi değil. Ne anlatıyorum ben size? Bak, krediler holdinglere verilmiyor. Ya işçiye veriliyor. Yani üretime veriliyor. Bunun adı emek kredisi. Bir diğer kredi rehin karşılığı kredi. Üzerinde durma demez. Buğdayımı götürdüm, verdim. Şimdi satmıyorum. %80'ini alıp kullanıyorum. Fiyat arttığı zaman sattım diyorum. Farkında o zaman alıp kullanıyorum. Böylece de kredi kullanabilirim. Bir diğeri ödenmiş vergi. Adil düzende vergi yok. Devlete gelir temin etmeye vesile olmak var. İşte bunun karşılığında ayrıca devletten ilave kredi alabilirim. Bir diğeri yatırım projesi kredisi. Ne demek bu yatırım projesi kredisi? Ben geliyorum, 3 tane vesika koyuyorum önümüze. Birincisi, Uşak'ta 10 milyar liralık bir elektrik motoru fabrikası yapılması uygun görülmüş uzmanlarca. Teşvike layık görülmüş. Bu projeyi önünüze koydum. 1. Benim ticaret odam bana bir vesika vermiş. Bu adam 10 milyarlık bir elektrik motoru fabrikasını kurabilir. Ehliyet vesikamı da koydum. 2. Herkes bir ahlak topluluğuna mensup olacak. Benim ahlak topluluğum da bana kefil olmuş. Bu insan dürüst bir insandır. Yani aldığı krediyi bu işte kullanacak, başka işte kullanmayacak. Başka işte kullanırsam ben bir daha kredi alamam. Başka işte kullanırsam verdiğim zararı bütün ahlak toplumu üyeleri tazmin edecekler. Onun için bu vesikayı herkese vermezler. Herkes dürüst olmaya mecbur. Dürüst bir insanım, ehliyetim var ve de projem var. Bitti.
Ama 10 milyar liram yok. Hiç miyim değil. Geleceğim Uşak'a, en güzel fabrika kuracağım, arsayı seçeceğim. 500 milyon liram pazarlık edeceğim. Bankaya götüreceğim projemi. 500 milyon lirayı ödeyecek. Arsayı ben alacağım ve ben borçlanacağım. Arkasından çimento lazım, demir lazım, cam lazım, tezgah lazım. Hepsini alacağım. 10 milyar lira harcayıp fabrikayı kuracağım. 10 milyar lira kredi aldım. Proje kredisi. Ama hepsini fabrikaya kullandım. Ve 10 milyar liralık bir fabrika meydana geldi. Ortada faiz var mı? Yok. Çünkü ben 10 milyar lira borçlandım. Ya fabrikayı satıp ödeyeceğim veya çalıştırıp ödeyeceğim. Hiçbir kuruş faiz yok. Enflasyon var mı? Yok. Çünkü piyasaya çıkan para üretim karşısına çıkmıştır. 10 milyar liralık bir fabrika üretilmiş. Alım satılan bir mal üretilmiştir. Karşılığında üretim olduğu için enflasyon yoktu. Ne anlatıyorum ben size? Bir insanın kabiliyeti var, öyle mi? Dürüst. İstediği projeyi albüm gibi seçer, alır, gerçekleştirir. Para var mı yok mu? Hiç böyle bir meselesi yoktur adil düzende. O işi yapacak adam kendisine istediği kadar faizsiz kredi bulur. Yeter ki elinde teşvikli proje olsun, dürüst olsun ve ehliyet olsun. Yani yatırım projelerin hepsi faizsiz krediyle yapılacak. Bu ne demek? Kuruluşlar 1/4 ucuzlayacak demek. Bir diğer kredi de selam senedi karşılığı kredi. Ne demek bunun manası? Yani işletme kredisi, sipariş kredi. Benim Uşak'ta bir mandıram var. Herkes biliyor ki mandıramda Haziran ayında 100 bin teneke çok güzel peynir yapıyorum. Şimdi Ocak ayındayım. Geldim, Uşaklı kardeşlerimi topladım. Size bir sual soruyorum. Arkadaşlar, beni tanıyorsunuz, peynirlerini de biliyorsunuz. İçinizde Temmuz ayında 100 bin lira verip bir teneke peynir alacağını, enflasyon olmadığı için herkes Temmuz'da peynir fiyatı ne olacağını baştan biliyor. 100 bin lira verip bir teneke peynir alacağınıza, şimdi 6 ay var. 6 ay önce 70 bin lira verip bir teneke peynir almak isteyen var mı diye soruyor. Kendi kendinize düşünüyorsunuz, ya bana nasıl olsa bir teneke peynir lazım. Ben istiyorum. O vakit 100 bin lira vereceğim. Ben şimdi 70 bin lira vereyim. Peki diyorum, 70 bin liranızı alıp cebime koyuyorum. Şu makbuzu kim 5 Temmuz günü getirirse ona şu kalitede bir teneke peynir vereceğim diye yazıyorum. Firmamın kaşesi imzamı atıp bonoyu size veriyor. İşte bu senenin adı Selam Sene. Sonra ne yapıyorum? 70 bin lirayla gidiyorum, koyunuma yem alıyorum. Besliyorum, sütünden peynir yapıyorum, peyniri getirip veriyorum. Senedimi alıp yırtıyorum. E bu söylediğiniz çok basit bir şey hocam. Hayır. Benim bu söylediğim atom bombasından daha mühim bir şey. Siz İsrail'i atom bombasıyla yıkamazsınız, Selam senediyle yıkarsınız. Neden? Bu düzenin faizleri İsrail'e gidiyordu onun için. Bak bugünkü düzende ne kadar piyasada çok senet varsa, senet parayı temsil ettiği için o kadar çok para var gibidir, fiyatlar artar. Vade ne kadar uzunsa fiyatlar o kadar artar. Kim ezilir? Fakir fukara. Ama adil düzende senet malı temsil ediyor. Şu kağıt bir teneke peynir. Ne kadar çok senet varsa o kadar çok mal var gibidir. Dolayısıyla fiyatlar azalır. Vade ne kadar uzunsa daha da ucuz olur. 6 ay varsa 70 bin lira isterim, 3 ay varsa 85 bin lira isterim. Böylece Selam senedi bugünkü senedin tam tersi nedir? Ucuzluk getirir, maliyetlerin içine girmez, fiyatı arttırmaz, bilakis satış fiyatını ucuzlatır. E hocam madem böyle, neden bu taklitçiler senin dediğini yapmıyor? Yapamaz, bunlar bağımsız değil ki. Bak 100 sene evvel Fransa'da belediye başkanları benim bu dediğimi yaptılar. Ama hemen dünya siyonizmi geldi, Fransa Anayasası'na madde yazdı. Kimse para yerine kaim olacak evrak tanzim edemez diyor Fransa Anayasası. Yani dünya siyonizmi kendi kontrolü dışında bu işlerin yapılmasına müsaade etmiyor. Benim bu söylediğimi yapmanız için önce bağımsız olmaya karar vermeniz lazım. Bunlar da bizim aramızdaki fark bu.
Bunlar IMF'nin emrinin dışına çıkamazlar. Onun için ucuzluk getiremezler. Onun için mutlaka fakir fukara ezilecek. Son olarak size vergi yok dediniz. Hocam ne demek ya, devlet masrafını nasıl karşılayacak? Bak, devlet masrafını nasıl karşılayacak? Adil düzenle vergi nasıl alınacak? Kısaca anlatıp konuşmamı kapatıyorum. Üretim nasıl? Demin söyledim. Üretimin olması için müteşebbis lazım. Tesis lazım. Bir müteşebbis. Bu tesis. İşçi lazım. Ham madde lazım. Enerji, elektrik, yardımcı hizmetler lazım. Bunlar oldu mu üretim olur. Fabrikanın yöneticisi var. İşçiler var. Tesis, tezgahlar var. Ham madde var. Enerji, su, her şey var. Üretirsin, kamyona yükler gönderirsin. Ayrıca şu tezgahın içine kağıdı makasla gezip dolar dökmezsin. Çünkü dolar üretimin unsuru değildir. Onun için üretimin 5 tane unsuru var. Müteşebbis, tesis, işçi, ham madde ve genel hizmetler. Bak, üretim şöyle oluyor. Ben geliyorum, Uşaklı kardeşlerimi topluyorum. Misal konu açıklarsın diye söylüyorum. Arkadaşlar, yanındaki arkadaşlarımı size takdim ediyor. Bu benim mahzen müdürüm, bu personel müdürüm, bu teknik müdürüm. Biz 10 milyar liralık bir elektrik motoru fabrikasını dirayetle yönetecek bir kadroyuz. İşte loncamızın, ticari sanayi odamızın verdiği ehliyet belgesi. Biz bu işi yaparız, ehliyetimiz var. Odamızda bize kefil. Uşak'ta çalışmak istiyoruz. İçinizde 10 milyar liralık elektrik motoru üreten fabrikası olan herhangi biriniz var. Oradan bir kardeşimiz elini kapat. Bizim bir şirketimiz var. Biz bu fabrikayı kurduk. Yönetici arıyorduk. Sizi tanıyor. Gelin bizim fabrikayı siz yönetin diyor. Buyur gel kardeşim, şu masaya otur diyor. Fabrikanızı vereceksin, biz çalıştıracağız. Bir kardeşimiz elini kaldırıyor. Bu fabrikanın işçilerini ben vereceğim diyor. Sendika temsilcisi. Ben bu projeyi biliyorum. İşçilerimize çok güzel kar getirecek. İşçiler de ben mi? Peki sen de gel buraya otur diyoruz. Bugünkü bankalar bu fabrikanın projesi çok karlı, ham maddenizi de ben vereceğim. Sen de buraya gel otur diyoruz. Veya bir şirket, biz verelim ham maddeyi diyor, sen de otur diyoruz. Ham madde var, tesis var, işçi var, müteşebbis var. Ne lazım bize? Elektrik, su vesaire vesaire, genel hizmetler. İşte o zaman otomatikman devlet de geliyor, bizim masamıza oturuyor. Bunlar da ben size vereceğim diyor. Dedi mi, beşimiz bir araya geldik mi üretimi yaparız. Bir ayda 5000 motor yaptık, yeminle ambarcıya teslim ettik. Bizim fabrikamızın projesinde ehil uzmanlar, adil düzen esaslarına göre hesaplamışlar. Bu üretimde paylaşım nasıl olacak? Projemizde yazıyor. Baştan bilerek hepimiz ortaklığı kabul ettik. Diyelim ki herkes 1/5'ini alacak. Tamam. 5000 tane motor ambara girdi mi, bir motor müteşebbisin oluyor. Bir motor tesisin, bir motor işçinin, bir motor bankanın, bir motor da devletin oluyor. Oluyor da ne oluyor? İşçi otobüs parası verdi, kantinde harcama yaptı ama 1000 tane motor ambara girince zengin oldu. Nasıl işçi böylece zengin oluyorsa, devlet de elektrik verdi, su verdi, genel hizmetler yaptı ama 1000 motor devlet payı ambara girince o da zengin oldu. İşte devlet gelirini böyle temin edecek adil düzende. Ne anlattım ben size? Vergi diye sabahleyin kalktım, KDV'yi %20'ye çıkarttım. Yok adil düzen. Bilakis adil düzen anayasasında devlet var, vergi kanunu çıkartamaz diyor. Çünkü vergi ancak devletin üretimlere yaptığı katkı karşılığında kendi hakkını almasıdır. Çünkü adil düzen hak düzenidir de onun. Devlet katkıda bulunuyor, kendi hakkını alıyor. Devlet kendini böyle temin edecek. Peki bu söylediğiniz düzen yürüdüğü zaman acaba devlet bugün günden zengin mi olacak, fakir? Ben vaktimiz müsait olsa size kuruşu kuruşuna bir hesap yaparım. Görürsünüz ki devlet daha düğmeye basıldığı anda bugünkünün 3 misli zengin olur. Tabii adil düzende yatırımlar hızlanacağı için, makine yağlanacağı için
Fıldır fıldır fıldır, herkes faydalı projeyi beğenip yapıyor. Bütün üretimler artıyor. Devletin geliri hızla artacak. Nereden geliyor devletin geliri? Bütün yatırımlara yaptığı katkı bir. Madenler, topraklar, ormanlar, tabii zenginliklerin sahibi kim? Şehitler. Bunları biz harbedip almadık, şehitler. Şehitlerin temsili kim? Devlet. Onun için bak bir misal veriyorum. Benim 80 tane koyunum var. Bu koyunu otlaklarda otlatıyorum. 2 tane koyunu senede devlete vereceğim. 40'ta birini. Neden? Çünkü ben bu koyunu semirttim, et yaptım, üretim yaptım. Bu üretimde bu otların, bu otlağın, bu arazinin hakkı var. Bu hak kimin? Şehitlerin. Varisi kim? Devlet. Onun için benim bu üretime o toprağın katkısı olduğu için 2 tanesini devlete vereceğim. Ayrıca ben şurada maden işletiyorum. Madenin sahibi kim? Şehitler. Onun için mesela üretimin 1/5'ine tekabül eden hakkı devlete vereceğim. Bugün devletin birçok fabrikaları var. Devlet sadece genel hizmetler değil, tesis sahibi olarak da ayrıca mesela 1/5'ini alacak. Benim evimde altın param var, kullanmıyorum. Ama bu parayı hırsız çalmasın, çalarsa devlet tazmin edecek. Bu parayı koruyor, ülkenin güvenliğini tutuyor. Öyleyse ben bu paranın 1/40'ını bu hizmetlerine karşı devlete vereceğim. Bu hesabı yaparsanız devletin bugünkü gelirinin tam 3 misli arttığını görürsünüz. Devlet zengin olacak ama bütün vergiler kalktığı için, hiç vergi yok. Bütün faizler kalktığı için vatandaş da zengin olacak. Deme ya, sen sihirbaz mısın Allah aşkına? Bir şeyler anlatıyorsun, herkes zengin olacak diyor. Sihirbaz mehirbaz değil ya, ben o kadar açık bir şey ne anlatıyorum biliyor musun? Arkadaş, senin sırtında şimdi İsrail'in bir emme hortumu var, holdinglerin bir emme hortumu. Ben diyorum ki iş başına geldiğim zaman sırtındaki bu hortumları kopartıp atacağım. Senin kanını emdirmeyeceğim. İşte bunun için sen zengin olacaksın. Söylediğim şey bu kadar açık, bu kadar basit. Nerede bu hortumlar? İşte fırında ekmek alıyorum. Ekmek parasının içinde hortum var, alıp götürüyorum. Ne yapsam sömürülüyorum. Çünkü bunların düzeni sömürü düzeni. Neyle sömürüyor bizi? Faizle, haksız vergilerle, darphaneyle, kambiyoyla, bugünkü banka düzeninle. Bunların düzeni sömürü düzen. Kapitalist düzen bunun için kurulmuş zaten. Bir avuç siyonist 6 milyar insanı sömürsün diye kuruluyor. Onların düzeni. Onun için herkes işsiz kalıyor, herkes aç kalıyor bu düzende. İşte size ben adil düzeni anlattım. Bak sadece vergiye 7 tane madde okuyorum. Vergi demek devletin üretime yaptığı katkı karşılığında kendi hakkını alması demek. Bir tek vergi vardır. Üretim cinsinde de ayrıca malı satıp paraya çevirmene lüzum yok. Hiçbir gelirden vergi yoktur. Brüt maaşlar net maaşa eşittir. Bir insan devletin gelir temin etmesine ne kadar çok katkıda bulunuyorsa, deminki tesiste devlet payını alıyor, o kadar çok ödenmiş vergi karşılığı kredi alır, devletten hizmet alır, malı o kadar büyük sigortalı olur. Vergi beyana göredir. Öyle kontrol, montrol hiçbir şey yok. Şimdi bunlar vergi istihbarat teşkilatı kuruyor. Şunu satın aldın, nereden aldın, ne yaptın, ne ettin? Polis teşkilatı bunlar. Adil düzende hiçbir şey yok. Sen beyan, istediğin kadar beyan et. Ama dürüst beyan edeceksin. Neden beyan edeceksin? Hile yapamazsın. Yaptığın zaman daha zararını çekersin. Zaten vergi sana yük değil ki. Ondan dolayı da böyle bir şeye tenezzül etme. Şimdi bak 5000 motor yaptık. Ambara gitti, hep bizim adına yazıldı. Zaten ben Selem senediyle çalışıyorum. Motorların hepsi gitti, parasını bile önceden almışım. Hepimiz paramızı aldık, cebimize koyduk. Şimdi ben bu şamayı anlatırken masaya devlet oturacak diyorum. Her fabrikaya bir tane devlet memuru oturmayacak. Muhasebe buna göre tutulacak. Ben sistemi anlatıyorum. Yoksa adil düzende devletin hiçbir memuru yok. Bir avuç kontrolden ibaret.
Şimdi bak, adil düzende bugünkü 3000 liralık ekmek 1000 liraya inecek. Niçin? Bütün faizler kalktı. Bütün haksız vergiler kalktı. Daha tam tatbik edilmiyor. Kısmen tatbik edildiği halde bugün İstanbul'da ekmek 4000 lirayken Konya'da 1500 lira. Neden? Çünkü oradaki insanlar ellerinden geldiği kadar adil düzen kaidesine uyuyorlar da onun için. İşte ispat ortada. Git bak bakayım. Niye Konya'da ekmek 1500 lira? İstanbul'da 6000 lira olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Refah Partili üyeler mani olduğu için 6000'e çıkartamadılar. 4000'de kaldı. Üçte birine satılıyor işte ekmek. Git. Niye İstanbul? Aynı ülkedeyiz. Aynı ülkedeyiz. Bir incele bakalım. Bak nasıl adil düzen ucuzluk getiriyor gözünde gör. İşte canlı misal. Yaşıyor. Yaşıyor. Su bedava. En güzel su 300 tane Selçuklu çeşmesinden şarıl 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 akıyor. Bedava. Burada da öyle olacak. İşte burada belediye başkanı. Yarın Ömer Bey besmeleyi çekti mi en güzel bugünkü lağım suydu. Bak il başkanımız tifo oldu. Çünkü suya lağım suyu karıştı. İşte bunların düzeni bu. Sırf bugün toplantı var diye zor orada oturuyor. Siz farkında değilsiniz. Niye? Lağım suyu karışık içmiş. Düzen zede. SHP zede. Gülecek hali bile yok. En ucuz mal bizde olacak. Neden? Çünkü bizim maliyetlerin içerisine sıfır faiz sıfır vergi. Almanya'da faiz %10, vergi %35. Onlarda da kapitalist nizam var. Onların malı bize pahalı olacak. Bizimki yarı fiyatına olacak. Alman malı. Niye? Bizde hiç faiz yok. Maliyetin içerisinde hiç vergi yok. Kimse bizden ucuz mal üretemez. Kimse. E efendim herkes adil düzen yapsın. İsrail ve Amerika müsaade etmez ki. Faizi onlar topluyor. Sen herkes adil düzen yapsın dersen Amerika'nın, İsrail'in emme hortumları kesilsin diyorsun. Kestirmez. Bak Irak'ı geldi nasıl yerle bir yaptı. Onların arkasında hep ekonomik sebepler var. Onlar durup dururken bombalanmıyor. Onun için bunları yapmak için önce bağımsız olmaya karar vermek lazım. Bu da inanç ister. Hem batıya bağlı olacaksın hem buna bu mümkün değil. Bak geçen seçimde hangi parti en iyi tanıtma yaptı diye üniversiteler arası kurul inceleme yaptı. En iyi tanıtmayı Refah Partisi yaptı diye karar verdi Ankara Gazi Üniversitesi. Peki en etkili afiş hangisiydi? Oturdular, ne afişiymiş? Bizim geçen sefer bir afişimiz ne diyordu? Ben artık oyumu Amerika'ya vermeyeceğim diyor bir vatandaş. İşte en etkili afiş bunu seçti üniversite arası kurul. Neden? Çünkü bugün bu taklitçi partilere oy veren adam bu partilere değil, Amerika'ya oy veriyor da onun için. Siyonizme oy veriyor da onun için. Ne yaptığını bilmiyor ki. Çünkü bunlar onların kontrolünde. Çünkü bunların başında IMF kılıcı var. Bunlar bağımsız değil. Şu gördüğün elektriği gelmiş bu IMF 200 liraya kilovat saati mal olduğu halde sana 1200 liraya satıyor. 1000 lirasını alıp faiz diye götürüyor. Biz bağımsız bir ülke değiliz. Her şeye onlar karışıyor. Her şeye. Buğday kaça satılacak? Pancar kaç? Şimdi sen pancarın parasını alamazsın. Burası pancar bölgesi. İlk şeker fabrikası burada kuruldu. Ama 5 trilyon köylünün pancar alacağı var. Veremez. Neden? IMF müsaade etmiyor. Bunlar bağımsız değil. Ondan dolayı adil düzeni kurmak için, yürütmek için önce bağımsız olmaya karar vermek lazım. Bak adil düzen kurulduğu zaman efendim siz gelirseniz Amerika ile Avrupa ile münasebetler bozulur. Kim demiş? Kaç defa ben bunu açıkladım. Evet münasebetler değişecek. Ne fark edecek? Bugün onlar telefonla emir vermeye alışmışlar. Halbuki Refah Partisi iş başına geldiği zaman Türkiye demek
yeni dünyanın kurucusu, öncüsü demek. Yeni bir dünya kurulacak çünkü İslam Birliği kurulacak. Ona göre saygılı telefon edecek. Değişecek olan bu. E malımızı almaz, ambargo koyar. Hakkine mi düşmüş? Ben ondaki malı üçte birine üreteceğim, gelip almayacak. Kapılar mı kıracak aman bana da ver diye. Niye? Ekonomi kendine mahsus kuralı var. Şurada bir mal üçte bire satılıyorsa bunu hiç aldım almadım mümkün mü? Gelip alacaksın mecburen. Niye bizdeki mal üçte bire satılıyor? Çünkü biz faizi kaldırmışız. Haksız vergiler bizim üretimimizin içerisine. Hiç faiz ve vergi girmiyor. Bizim düzenimiz üstün. Onun için ihracat patlaması. Ekmek fiyatı üçte bire indiği zaman bugünkü sermayenler bir ekmek yapacağını üç ekmek yapacak. Üç ekmek yapmak ne demek? Üç misli işçi çalıştıracaksın. Bugünkü için üç misli çalıştı mı ne olur? Bir tane işsiz kalma. İşsizliğin de ilacı adil düzendir. İhracat patlamasının da düzeni. Paranın taş gibi sağlam para olmasının da ilacı adil düzendir. Siz iş adamlarısınız. Ben iş adamları için bir cennet tarif ediyorum. Cennet. Ne diyorsun sen ya? Ben istediğim projeyi yürüteceğim. Öyle mi? Hepsi hazır olacak. Faiz maiz ödemeden istediğim gibi üretim yapacağım. Sen bunu getir, ben dünyayı zapt ederim. Heh. Evet, işte biz bu şartı getireceğiz. Bunu Japon İmparatoru yaptı. 1870-1900 arasında Hiyuju. Geldi bir kayıkçıya, sana istediğin imkanı verirsem ne yaparsın? Ben mi dedi kayık? İstediğin verecek öyle mi? Ben koskocaman harp gemisi yaparım. Onun gözündeki parıltıya baktı, verin şuna istediğinde, yanında da Maliye Nazırı var. İstediği kadar parayı verdiler, faizsiz, kredi verdiler. Adam harp gemisini yaptı. Yaptı da ne oldu? 1905'te Japonlar kendi harp gemilerle Rusya'yı yendiler. Dünyanın en ileri ülkesi haline geldiler. Bu anlattığım düzenin bir kısım temel prensiplerini uyguladıkları için. Batılılar neden Refah Partisi'nden korkuyor? Gelirse Türkiye'de karşılıklık olacak. Hayır. Gelirse Türkiye lider ülke olacak. Dünyanın öncüsü olacak. Bunu onlar çok iyi bilir. Bak dün Alman heyeti geldi. Bu gazeteler yazmaz. Meclis başkanından sonra önce bize geldi. Bir saatten fazla bizimle görüşüyor. Niye? Çünkü onlar Refah Partisi'nin ne olduğunu biliyor. Bizim daha Uşak'ın Banaz'ın köyündeki Hasan hala 25 sene geçti. O bilmiyor Refah Partisi'ni. Yoksa Alman'ı biliyor. Amerika'sı biliyor. Ne yapacağını da biliyor. Dün geldiler bir kere daha sordular ne yapacaksın? Hemen bizim Almanca adil düzen kitapları var. Kapıştılar. Aman biz bunları okuyacağız dediler. İşte mesele budur. Şimdi öbür salondaki arkadaşlarımızı bekletirsek büyük haksızlık olacak. Ben sözlerimi kapatırken bütün kıymetli iş adamlarımızı candan kucaklıyorum ve sözlerimi Cenab-ı Hak'tan ülkemizde her en kısa zamanda en güzel adil düzenin kurulmasını nasip etmesi duasıyla kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Esselam.